Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde CSS'deki background özelliğini birlikte işleyeceğiz. Gerçekten en çok kullanılan seçeneklerden bir tanesi. Tasarım kısmından sonraki işlemlerde de en çok işimize yarayacak alanlardan bir tanesi background kısmı. Normalde resimleri kullanabileceğiz. Image etiketi yardımıyla bunları kullanabiliyorduk. HTML kısmında görmüştük. Fakat diyelim ki bir resmi HTML sayfasına ekledik. Bunun üzerinde herhangi bir yazı yazmak istiyorsak bu sefer kullanamıyoruz. Çünkü o eklemiş olduğumuz resmi arka plan olarak belirlemek zorundayız. Mesela deneyelim. Buradaki test HTML'e geliyorum. Şuraya bir img etiketi ekleyelim mesela. img diyorum. src parametresini verdim. Ve şuradan ilgili resmi seçeceğim. Images içerisinde yer alan mesela manzara.jpg resmini diyelim ki seçtik. Ctrl S'ye bastık. Ben bu resmin üzerine herhangi bir yazı yazmak istediğimde bu yazım otomatik olarak bunun altına gelecektir. Ctrl S'ye basıyorum. Bakın alt tarafına geldi. Özel konumlandırmalar yardımıyla bunu resmin üstüne getirebilirim ama bu çok kullanışlı bir seçenek değil. Çok özel durumlarda kullanılabiliyor. Şimdi ben bu alanda bir başlık oluşturacağım. İçerisine de bu alan başlık kısmıdır diye yine temsili bir yazı yazıyorum. Şimdi yazımızı oluşturduk. Alt tarafa da bir div açalım. Bu divin içerisine de bir paragraf etiketi oluşturuyorum. Bunun içerisinde de lorem mesela kaç diyelim? 700 diyelim arkadaşlar. Çok fazla olsun. 700 tane kelimeden oluşan bir içerik oluşturmuş oldum. Şurada bir format document yapalım ve kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi içeriğimizi aşağı doğru uzuyor. Ben oluşturmuş olduğum bu divi bir arka plan resmiyle kaplamak istiyorsam CSS'de background özelliğini kullanıyoruz. Bu dersten sonra seçicileri göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir CSS yazmak istediğimiz etiketi veya bir özelliği nasıl seçiyoruz buna dair bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an benim sayfamda sadece bir tane div var ve bir tane de p etiketi var. Ben burada div etiketi için bir arka plan resmi tanımlaması yapacağım. Fakat birden fazla div varsa bunu hangisini seçeceğimizi selector yani diğer ismiyle seçiciler yardımıyla yapabiliyoruz. Style.css kısmına geliyorum. Hatta buradaki P'ye de gerek yok arkadaşlar. Direktmen div'e vereceğiz özelliklerimizi. Kafamızı karıştırmayalım. Çünkü div'in altındaki P'ye dememiz gerekecek bu sefer. Bunun önüne geçmek için buradaki paragrafı sildim. Kaydettim. Değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. Style.css kısmına geliyoruz. Herhangi bir yazıya renk ekleme işlemini zaten color parametresiyle yapabiliyorduk. Benim burada hedeflediğim etiketim div etiketi. Direktmen div'i yazıyorum. Yine süslü parantezlerimizi açıp kapattık. Arka plan resmini uygulayabilmek için burada background image özelliğini kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada URL diyoruz. URL değer içinde bir resim seçeceğiz. Şimdi burada önemli bir şey görmüş olacağız arkadaşlar. Bakın bizim burada style.css dosyamız CSS ismindeki bir klasörün içerisinde yer alıyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın bunu açıp kapatabiliyoruz. Öncelikle biz buradaki resme erişebilmek için bir üst klasöre gitmemiz gerekiyor. Çünkü CSS klasörü ile images klasörü aynı seviyede. Aynı dizindeki objelere erişebilmek için biz ne yapıyorduk? Tek nokta koyduk. Fakat bu sefer çift nokta koyacağız. Ve slash diyorum. Arka plan resmi olarak kullanacağım resmi images içerisinden seçmek istiyorum. İlk önce manzara.jpg'yi seçtim. Bir kaydedelim. Ctrl S'ye bastım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar resmimiz geldi ve aşağı doğru bu tekrar ediyor. İsterseniz bir büyütelim. Büyüttüğümde de yan yana doğru devam ediyor. Bunu devam edip edemeyeceği veya hangi konudan başlayacağı gibi özellikleri biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Şu an için böyle kalsın. Visual Studio Code'a dönüyorum. Biz eğer bu arka plana koymuş olduğumuz resmin devam etmesini istemiyorsak şöyle yapıyoruz. Burada bizim Background Repeat diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz. Background Repeat'e ben şimdi diyeceğim ki No Repeat. Yani tekrar etme diyorum. Ctrl S'ye bastım. Ve ekranı kaplıyorum. Gördüğünüz gibi resmin boyutu neyse o kadar bir yeri kapladı ve sonrası için devam etmiyor. Aynı zamanda x ekseninde yani yatayda devam etmesini istiyorsak sadece repeat x kullanabiliyoruz. Aşağı doğru devam etmesini istiyorsak da repeat y kullanabiliyoruz. Bakın burada almış olduğu değerleri görebiliyoruz. En çok kullanılan no repeat, repeat veya repeat x ve repeat y. Herhangi bir şey demezsek de repeat değerini default olarak alıyor. Tekrar etmeyi sonlandırmak için no repeat ve demiş olduğum gibi x ve y eksenlerinde bu alandan seçme şansına sahibiz. Ben burayı no repeat olarak değiştiriyorum. Biz arka plan resmimizin tekrar etmeden tüm alanı kaplaması için de background size özelliğini kullanıyoruz.
Mesela background size özelliğine biz cover dersek, Ctrl S'ye basıyorum. Bakın tüm alanı kapladı gördüğünüz gibi. Benim yazım nerede bitiyorsa o alanın tamamını otomatik bir şekilde kaplamış oldu. Şimdi bu alana daha küçük bir resim getirerek arkadaşlar diğer özellikleri o şekilde göstermek istiyorum. Şuradaki manzara.jpg resmini sileceğim. Burada benim bjk.png dosyam vardı. Onu göstermek istiyorum. Ctrl S'ye bastım. Tabi burada background size özelliğimiz cover olduğu için tamamını kapladı gördüğünüz gibi. Ben bunu istemiyorum. Bu özelliği siliyorum. Yataydan üst köşeye getirmek için burada center ve tab özelliğini kullanabiliriz. Ctrl S'ye bastım. Çalışmamıza bir bakalım. Sol üst köşede gözüküyor. Şu an bir bakalım değerlerimize. Tabi burası background size ile background position olacak. Onu hemen düzeltelim. Background position özelliğini center ve tab olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yataydan ortalı olacak şekilde üst konuma yerleşti. Mesela center bottom dersek ne olacak? Bu yazımız alt kısma yerleşmiş olacak. Ctrl S'ye bastım. Şu an alt kısma yerleşmiş oldu. Aynı şekilde center right dersek ortalı ve sağ kısımda yer alacaktır. Bu değerleri biz istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Tam ortada yer almasını istiyorsak da tahmin edeceğiniz üzere center komutunu verebiliyoruz. Böylelikle arka plan resmi olarak vermiş olduğumuz image tüm içeriğin tam ortasında dikeyden ve yataydan yer alacaktır. Şimdi aynı dizinde yer alan fakat genişlik olarak oldukça fazla olan bir resmi seçeceğim arkadaşlar. Şurada o resmi seçiyorum. 1920x1080.jpg isimli bir manzara fotoğrafım var. Bunu seçtim ve şu an kaydettim. Gördüğünüz gibi %100 olacak şekilde bu alanı kapladı. Fakat resmimizin orijinaline bakacak olursak bazı alanlarda kesilmeler oluyor. Bu resmi göstermek istiyorum sizlere. Resmin orijinali bu arkadaşlar. Fakat CSS'de biz background size özelliğini kullanmadığımız için bu kendi sığdığı kadar alanı kaplamış oldu. Ben burada şimdi background size özelliğini değiştireceğim. Yine cover olarak değiştiriyorum bu özelliği. Ve HTML sayfama geri dönüyorum. Bakın en mantıklı şekliyle bu sefer resmi bu alana getirmeye çalıştı. Background size cover dışında contain değerimiz de var arkadaşlar. Bu da genellikle kullanılabiliyor. Buraya contain yazıyorum ve kaydettim. Bu sefer de yaptığı şey şu oluyor. Resmi belirli oranlarda ayarlayarak tamamını gösteriyor. Herhangi bir kayıp yok resimde. Ve vermiş olduğumuz pozisyona göre işlem yapıyor. Bizim center kodumuz da vardı. Bakın burada. Background position'ı ona göre ayarlamış oldu. Biz bu şekilde background özelliğimizi kullanabileceğimiz gibi şöyle bir özelliğimiz de var arkadaşlar. Sadece background kodunu yazarak birden fazla değeri uygulayabiliyoruz tek satırda. Mesela background 2 nokta üst üste dedikten sonra yine URL diyoruz. Burada resmi seçeceğiz. Yine iki tane nokta koyup slash dedim. Images içerisindeki mesela hangisi olsun? Manzara.jpg resmi olsun. Bir boşluk bıraktıktan sonra no repeat diyorum. Yani tekrar etme diyorum. Ve yataydan ve dikeyden de ortalı olmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bütün özellikleri tek bir yerde göstermiş olduk. Ctrl S'ye bastım yine aynı şekilde olmuş oldu. Bir de sabit olarak arka plan resmi belirleyebiliyoruz. Bunu da göstereyim isterseniz. Şuradaki içeriğimizi biraz daha fazlalaştıracağım. Tekrar Visual Studio Code'a geliyorum. Test HTML'i açtım. Bu alanda geçici olarak bir büyütelim. Şuradaki yazıları çoğaltacağım arkadaşlar. Ctrl C, Ctrl V bastım ve kaydettim. Style.css'e geliyorum. Şimdi burada yazmış olduğum kodları da silerek burada background attachment diye bir özelliğimiz var. Onu göstereceğim. Attachment özelliği olarak da burada fixed işaretliyorum. Ctrl S'ye basalım. Tabii background resmimizi de seçmemiz lazım. Bunu da background image ile tekrar seçebiliriz. Veya tek parametre üzerinde de bunu yapabiliriz ama benim burada özellikle göstermek istediğim kod background attachment özelliğiydi. Tekrar ben burada background image'i seçeceğim. bjk.jpg resmimiz vardı. Bunu getirelim arkadaşlar. Burada slash koyuyorum ve images içerisindeki bjk.png'i seçtim. Böylelikle arka plan resmimizi verdik ve arka plan resmimizi sabit bir şekilde ayarladık. HTML sayfamızda bir ön izleme yapalım. Tabii şu an tekrar ediyor. Sabit kaldı gördüğünüz gibi scroll ediyorum. Background özelliğine no repeat özelliğini atamadığım için şu an tekrar ediyor. Bunun önüne geçmek için no repeat diyeceğim. Şuradaki image kısmını silip hemen şuraya no repeat özelliğimi ekliyorum. Kaydettim ve çalışmalarıma dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar
Fixed olarak bu alana resim dosyamız yerleşmiş oldu. Böylece background attachment özelliğini de görmüş olduk. Evet, son olarak göstermek istediğim bir şey de arkadaşlar, background image dışında background color belirlemek. Bunun için de background kısmını herhangi bir renkle tanımlayabileceğimiz gibi 16'lık sayı sistemindeki bir renk kodunda bu alana yazabiliyoruz. Mesela alt gr 3'e basıyorum. Diyez işaretini koydum yani. Ve burada DDD şeklinde bir renk verdim. Şu alanı kapatalım. Ctrl S'ye bastım. Çalışmalarıma dönüyorum. Vermiş olduğumuz bu arka plan rengiyle buradaki divimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bürünmüş oldu. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Burada illa 16'lık sayı sistemindeki renk kodunu kullanmak zorunda değiliz. Bizim bir de RGBA tanımımız var. Yani red, green, blue ve alpha. Yani opazite anlamına geliyor. Biz opazite özelliğini tasarım aşamasında görmüştük. Burada yapacağımız işlemler de şu şekilde oluyor. Diyelim ki R değerini alalım. Diyelim ki 154 olsun. Burada blue değerini giriyorum arkadaşlar. Bu da 142 olsun. Ve son olarak burada yeşil için de 204 giriyorum. Tabii bu değerleri ben salladım şu an için. Bilmiyorum tam olarak karşılıkları doğru mu değil mi bilmiyorum. En son burada da alfa değerini nokta koyduktan sonra derece ile belirtebiliyoruz. 100'e kadar bir derece girebiliyoruz. Mesela ben burada nokta 7 girdim. Bu %70 anlamına geliyor. Ve Ctrl S'ye bastım. Bir bakacağım arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz değer %70 oranındaki bir alfa ile bu alana arka plan rengi olarak uygulanmış oldu. Genellikle arka planda bir resim kullandığımızda bunun üzerine bir renk atayarak başka bir içeriğin getirilmesini sağlayabiliyoruz. Tabi bir de buna alfa verirsek arkadaşlar arka plan resmimiz vermiş olduğumuz saydamlıkla da gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Evet, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Seçicileri göstermeye çalışacağım. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.